servis boş kar, servis iyi ki varsın yanımda rahatsın çünkü aracım garanti kapsamında Fenerbahçe yine kazandı. Dolu düzgün devam ediyor. Artık klasik her programdan sonra aynı şeyi söylüyoruz. Ligde 9'da 9, toplamda 17'de 17 olağanüstü bir seriyi devam ediyor. Bence performans da aynı şekilde çok güçlü devam ediyor. Milli aradan sonra acaba daha düşük bir performans gelir mi diye bir şerh düşmüştük. Çünkü Antalya maçında biraz daha düşük bir Milyara dönüşüydü o da. Biraz daha düşük tempoda bir Fenerbahçe görmüştük. Özellikle ilk yarıda ritmi tutturamamıştı Fenerbahçe ama bu maç öyle olmadı. 13 oyuncusunun milli takımlara gitmiş olmasına rağmen Tadic'in, Ceko'nun vesaire gitmiş olmasına rağmen Tadic mesela Antalya maçında durgundu. Bu maçta gayet iyiydi. Onu da yaşatmadı Fenerbahçe. Yine çok iyi bir oyun. Ve bu maçlardan sonra şey demeye başladı insanlar. İşte Hatay kötüydü, Rize kötüydü falan. Bence hiç öyle değildi. Ya yani Hatay'da ee, olabildiğini verdi oyuncular. Yani böyle çok tempolu ve iştahlı girdiler maça. Konsantre girdiler. Ama yetmedi güçleri. Rize için de aynısını düşünüyorum. Ve Rize'de Fenerbahçe deplasmanına kadar gayet iyi gidiyordu galibiyetlerle. Hatay'da namalüp gidiyordu. İki takım da oldukça iyiydi Anadolu takımları. Ve bence Kadıköy'de de iyi başladılar. İlk 15 dakika baya canlı başladılar. Ama Fenerbahçe'nin kalitesini görünce de kırıldılar. Çünkü o kadar canlı başlıyorsun. Elinden gelen her şeyi veriyorsun. Adamlar iki topta iki golü bulunca da zaten demoralize oluyorsun. Yani o kaliteyi görünce de kırılıyorsun. Hem Rize o şekilde kırıldı. Dörde beşe gitti. Hem e, Hatay Spor aynı şekilde kırıldı. Yani o şeye katılmıyorum ben. Hatay kötüydü veya işte Rize kötüydü. Bence Rize de ilk 15 dakika oldukça iyi başladı. Hatay da ilk 15 dakika oldukça iyi başladı ama Fenerbahçe yakaladığını çok iyi bir şekilde attı. Ve burada Fenerbahçe'de şu şey dikkatimi çekti. Şimdi hücumcular böyle bir e, şeye yönlendiriyor. E, sağ kenar ve sol kenara. Yani Tadiç ve İrfan ve Ceko. Rakipleri böyle merkeze doğru yönlendiriyor. E, ve kanatlar ve hücumcular bir şey yapmıyorken, e, savunma aksiyonuna girmiyorken, defansif bir aksiyona girmiyorken, orta saha oyuncularının çok ciddi bir defansif katkı yaptığını görüyoruz. Yani Ceko'nun, Tadiç'in ve İrfan Can Kahveci'nin sıfır top kazanması varken, top kesme ve top kapma olarak, işte İsmail'in e, 7 top kapma, 4 pas kesmesi, Şimanski'nin 5 top kapması var. Fred'in de 4 top kapma ve 1 pas kesmesi var. Toplamda e, 21 top kazanması var. İsmail, Şimanski ve Fred üçlüsünün. Ceko, Otadic ve İrfan'ın ise 0. E, çarpıcı bir ayrım var burada. Ama o da yönlendirmeyle ilgili. Yani kanatlar ve Ceko merkeze yönlendiriyor. Böyle bir Bermuda şeytan üçgeni gibi oluyor. O üçgeni de e, top kazanma olarak Fenerbahçeli oyuncular çok iyi bir şekilde yansıtıyor. Hatta mesela ilk golde de bu yönlendirmeyi görüyoruz. Yani şey oyuncusu, Atay Sporlu oyuncu Dadaşov'a çıkmaya çalıştı 9 numaraya. Kanattan böyle merkeze doğru pas atıp oradan çıkmaya çalıştı. İsmail hemen orayı kapatıyor. Burada İsmail'in pası kestiği noktaya bakın. Fred, İsmail ve Şimanski'nin birbirine ne kadar yakın durduğunu görüyoruz o üçlü olarak. Yani neredeyse 15 metrekare içerisinde 3 oyuncuyu birden görüyoruz ve onu kestikten sonra da hızlıca e, pozisyona çıkıyorlar. Burada topu Ceko alıyor. Ceko'ya bir hamle geliyor. Top İrfan'a açılıyor ve burada aslında kilit pas, kritik e, rol bu ilk golde. İrfan Can Kahveci'nin Tadiç'i görmesi bence çok 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 iyi bir pastı bu. Hem e, topun gelişine hem de çok artık birbirlerini tanımalarıyla da ilgili. Yani ilk 11 o kadar oturdu oyuncular birbirini o kadar iyi tanımlıyor e, tanıyor ki ilk golde aslında o dakikaya kadar Fenerbahçe'nin bir atağı yok. Hatay'da çok gaz başlamış maça. İştahlı başlamış. Ama İrfan burada Tadiç'te elini kaldırıyor. İrfan hemen böyle tekte topun dibine girip Tadiç'i çok güzel buldu. Bu pas çok iyi bir pas. Aslında hani buradan çok basitmiş gibi gözükebilir ama e, maçın oynanırken e, çok iyi gözüküyordu. İrfan Tadiç'e çok iyi buluyor. de Şimanski'yi buluyor. Ve e, ilk hataından e, golü buluyor Fenerbahçe. E, şeyde de e, buradaki aslında en kritik rol de Şimanski'nin hem topu kapanlar içerisinde olması yani o 5 top kapmayı yapan oyuncu olması hem de golü atanlar içerisinde olmalı. Yani bu ileri üçlü İrfan, Ceko ve Tadic top kazanmadı sıfır dedim yani sıfır savunma aksiyonu ama gol pozisyonlarına hazırlayan yani hücumu hazırlayan oyuncu. Şimanski hem top kapanlar da var Fred ve İsmail ile birlikte bir üçlü de var hem de bu gol atanlar üçlüsüne giriyor. Dört, üçlüsünün arasında dördüncü oluyor yani. Tadic, İrfan ve Cekon'un arasına. Aslında Şimanski iki grupta da etkili. O yüzden aslında şey X faktör. Fenerbahçe'nin X faktörü. Yani takımın neredeyse 12 kişi gibi oynuyor diyoruz ya Fenerbahçe'nin. Aslında 12. oyuncu da Şimanski oluyor. İki kişilik oynuyor gibi. Hani bu çok koşmasından değil. Hem savunmada merkez görevlerinde var hem hücumda gol görevlerinde var. O, bu şeye de yansıyor zaten. Yani 11-2'li mücadelenin 9'unu kazanması çok çarpıcı bu arada. Çünkü öyle iri yarı ve güçlü bir oyuncu değil. Ve Hataylı oyuncular fizik kalitesi yüksek oyuncular. Onlara karşı böyle bir ikili mücadele üstünlüğü yakalaması çok iyi. Dört şut oldukça iyi. Beş top kapma çok iyi bir ofansif orta saha için. Üç kilit pas. Hani bu kadar çift yönlü oynadığın zaman pasörlüğün o kadar eksilir. Çünkü hep boğuştukça sakin kalıp pasları bulamazsın genelde. Ama ona rağmen üç kilit pası var. Ve dört kez de faalle durdurulmuş. E, dribblingle Yap, iyidir blinkler yaptığı için faal alıyor. Ee, yani neredeyse komple bir performans. Şimanski maçın adamıydı bence de. Ee, bu direkt istatistiklere de yansıyor. Bir konu daha Fred'in ters ayağı. Bunu çok işledim. Yine ortaya çıkıyor. Ben Jetson'dan ayırırken Fred'i en iyi 8 numara demen edelim Jetson'un ikinci sıraya yazma edelim Jetson'da olmayan ters ayak Fred'de var diyordum. Yine mesela ortaya çıktı. Norseland maçında Batshuayi'ye attırdığı golün aynısı aslında. Yine kademeye giriyor, pası kesiyor. E, ön alan baskısı. Yine sağ ayağıyla pası atıyor. E, bu kez Ceko attı ve bu kez de Ceko aynı golü attı. Biliyorsunuz daha önce Ankara gücü maçında Bright Osay Samuel'in golü öncesinde e, asistin asistini yapmıştı Fred. Topu sağ ayağına alıp e, boşluğa çıkan Ceko'ya vermişti. Ceko da Osay Samuel'e atmıştı ve Osay Samuel de golünü bulmuştu. Osay Samuel yine ikinci golünü attı bu maçta da. Ee, o da yine oralara gitmesi sayesinde o golü buldu. O sayesinde müthiş bir performans sergilediğini söylemek lazım. Yani Hatay Spor'un sol açığını e, sildi sahadan. İkili mücadelelerde de çok güçlüydü, çok dinamikti. E, onu da ekstra söylemek lazım. Fenerbahçe ile ilgili açıkçası negatif konuşulacak çok bir şey yok. Ama e, yine de böyle bir e, gelecek maçlar için bir e, dikkatimi çeken bir konuyu, negatif bir konuyu söylemek istedim. Livakovic'i biliyorsunuz, e, Voleplas'ta detaylı incelemiştim. E, ve iki eksiğinden bahsetmiştim. Bir tanesi tabii bu güç çok bazı bazı oyuncular için en iyi olduğu konu, en güçlü olduğu konu bazen onların dezavantajını olabiliyor. Mesela savunma oyuncuları çok iyi oyun kurucu savunmacılar. Oyun kurmak istedikleri için baskıyı daha çok üzerlerine çekip işte top kaybı yaşayabiliyorlar. Livakovic'te de çok kuvvetli bir sağ kol var. Sağına gelen kurt şutları çok iyi kurtarmak gibi bir becerisi var. Hatta Dadaşov'un şutunu da ikinci yarının başında böyle kale sahasının içinde sağına vurulan şutta inanılmaz bir refleks gösterip yine çıkardı mesela. Ama bu soluna çift elle uçma veya bazen soluna gelen şutlara bile sağ elle uçma gibi bir durum yaratabiliyor. Bu ikinci yediği golde de aslında solla uçsa kurtarabilme ihtimali var. Burada fotoğraf hiç, fotoğraf olarak aldığımız için sanki top böyle çok uzakta gözüküyor. Ama aslında kalenin ortasından uzaklaşan bir top. Yani ters açıyla gidiyor. Bir iki adım önde olsa ve sol eliyle refleks gösterse bence e, Ryan Abit'in şutunu çıkarma ihtimali vardı Livakov için. Sağ ile uçmaya çalıştığı için soluna gelen topa da sağ ile uçmaya çalıştığı için bence bu golü yedi. Yani yenebilir. O çok zaten 4-1 maç. 90 artı o kadar şey değil. Ama e, iki maçta yanlış hatırlamıyorsam iç sahadaki Başakşehir maçının başında olması lazım. Ve bu maçın da 5. dakikasında kenar ortaya yine sıçrayamıyor ve yere düşürüyor topu. Bu şeyde çok yaşadığı bir pozisyondu. Dinamo Zagreb'de, Hırvatistan'da çok yaşadığı bir pozisyondu. Burada Türkiye'de Fenerbahçe çok dominant oynadığı için bu pozisyonlar çok dert olmuyor şu ana kadar. Ve yere düşen topları da daha sonrasında o aldı. Hatta Dadaşoğlu da faal yaptı, hızlı başlatmaya çalıştı ama yani 5. dakikada falandı. Ee, bir sorun olmadı ama o pozisyonlar da o yan top problemleri de devam ediyor. Alanya deplasmanında çok iyiydi yan toplarda ama daha sonra tekrar geçen seneden bildiğimiz o yan top şeyleri yaşıyor. Ama mesela bu e, Fenerbahçe kaleci antrenörleri bence bunun bilincinde. Ben Kasımpaşa maçına gittim deplasmanda. İzledim. E, maçtan hemen bir saat önce ısınma hareketlerinde Ljivakovic'e en çok yan top çalıştırdılar. İki takım, iki şeyde e, böyle taç çizgisinin, korner direklerinin orasına gitti ve sürekli e, uzun top atıp Livakovic'in sıçrayıp o e, yan toplara çıkma, çalışmasını yaptılar. E, Bunlara biraz daha tabii dikkat etmesi lazım Livakovic'in. Ee, bu maçta çok şey olmadı. Hani Fenerbahçe çok dominant oynadığı için e, çok bir sorun olmuyor ama oralarda e, o özelliklerini yine geliştirmeli diyorum. Son kolu Anadolu'ya yine değinelim. İki tane oyuncu Jonjo Shelby ve Steven Enzonzi. İkisi de e, CVC büyük oyuncular ama e, fiziksel olarak çok düşmüş oyuncular. Rizespor'a Spor'a gelmeden önce ligin en genç ve en dinamik takımlarından bir tanesiydiler. Shelby'nin ilk 11'e girdiği maç Fenerbahçe maçı. Farklı bir mağlubiyet yaşadılar. Daha sonra bir Samsun galibiyeti aldılar. Şelvin'in oynadığı. Ve son olarak da yine Kayseri deplasmanında kaybettiler. Haklı bir mağlubiyetti yani. Kayseri'nin çok daha net iyi oynadığı bir maçtı. Tabi Mitat Pala bu maçta cezalıydı. O yüzden de oynayamadı. Şelvi oynadı ama Şelvi gelene kadar Mitat, Olovayin ve Veresano ile çok dinamik, tempolu olan Rize orta sahası. Bu yıldız oyuncu oynatalım sevdasıyla o temposunu kaybetti ve Kayseri maçında ve son 30 dakikada artık gelemediğini, hücuma çıkıyor yürüyerek savunmaya dönüyor yürüyerek en son böyle bir performans çoktandır görmemiştim yani. Bu kadar e, halı saha performansı, yürüye yürüye hücuma çıkma yürüye yürüye geri dönme performansı çoktandır görmemiştim. Hani bu Yıldız oyuncuların CV'sine kanmayı bu kadar yaşamamamız lazım. Ve milli arada da 14 günlük bir dönem varken Shelby'nin toparlanamaması da ekstra dikkatimi çekti yani. Ee, onun dışında Enzonzi Konya'da böyleydi. Ya bundan 2 sezon önce biliyorsunuz Trabzonspor'un şampiyon olduğu sene Konyaspor çok uzun süre ikinci götürdü ligi. Daha sonradan Fenerbahçe'nin yine İsmail Hoca ile müthiş çıkışı Fenerbahçe ikinci olmuştu. Ama Konya üçüncü olup ve çok da iyi bir performans sergilemişti İlhan Palut'la birlikte. Yine İlhan Palut ve yine dinamik bir e, orta sahası vardı. Konya Spor'un e, Soner, Amir ve Rahmanovic ile mesela çok daha dinamik oyuncular kullanıyorlardı. Şimdi o Konya o özelliklerini iki senede yitirdi. İşte hem e, Enzonzi'yi alıyorlar hem bir de Çıkıldağ'ı alıyorlar. Çıkıldağ'ın zaten en önemli eksiğinin dinamizmi olduğu çok bilinen bir oyuncu. Bir de bunu aynı transfer döneminde yapıyorlar. Bir de üstüne başka bir Kaan'ı arabası Steven Enzonzi'yi alıyorlar. Şimdi iki tanesinin aynı anda aynı takımda olmayacağı o kadar belliyken ikisini aynı transfer döneminde alıyorlar. Hani birini daha önceden almış olsan dersin ki herhalde hoca istemedi. E, tercih etmedi. E, işte çıkaracak elinden. E, diğerini de aldı falan diyeceksiniz. İkisini birden alıyorlar ve ikisini birlikte oynattığın zaman o takımın böyle kane gibi hücuma çıktığını, çok yavaş kaldığını zaten görüyorsunuz. Ve e, işte yollarda ayrıldı hocayla, Stojanovic'le. Yani iki senede Konya Spor'un o kadar koşan, mücadele eden, dinamik takımın bu kadar ağır ve e, futboldan soğutan bir takıma dönüşmesi. E, hocayla da yollar ayrıldı. Doğru olarak bence hocayla yollar ayrıldı. Bu kadar da düşük bir seviyede değildi Konya Spor. Ve Konya'nın e, geçtiğimiz hafta da milli takımda Letonya, Türkiye-Letonya maçına e, ev sahipliği yaptığını biliyoruz. Ve yine o canlı Konya Spor tribünlerini uzun bir aradan sonra o milli maçta gördük. Bundan önce biliyorsunuz Konya'da e, Bursa Spor taraftarı ile birlikte Konya Spor taraftarı stadını en yoğun dolduran ve işte 30-40 bin kişileri bulan e, taraftarlardı ve bir dönem çok coşkulu geçiyordu. Hatta ben hatırlıyorum Sergen Yalçın dönemi takım küme düşmeye oynarken bile stad full doluyordu çünkü tempolu coşkulu bir futbol vardı. Yani düşmeye oynamak veya şampiyonluğa oynamakla bir alakası yoktu bunun yani. Ee, Aykut Hoca döneminde takım dolduruyordu falan. Daha sonradan Konya taraftarında bir düşüş var. Tabii ekonomi de etkilemiştir insanları. Yani 2015'teki ekonomi de yok. O yüzden maçları dolduramamak vesaire o, o, o açıdan zorluğu olabilir. Ama e, de, şeye baktığımız zaman Türkiye ile Tonya'ya maçına baktığımız zaman stadın ne kadar dolu olduğunu da görüyoruz. E, şimdi e, Konyalı bir arkadaşım tweet atmış aslında. Konya, spor, Konya taraftarının, Konya futbol severinin e, futboldan değil Konya spordan soğuduğunu gösteriyor bu milli maç diye. Son derece doğru. Hani şu Stojanovic'ler ve e, oynattığı futbol yapılan bu Enzonzi gibi kanıt transferler izlenecek gibi değil yani. Ben televizyon başında bile zor izledim. E, Konya spor taraftarının da bu stadı dolduramamasını anlayabiliyorum. Yani bu Shelbyler işte Enzonziler falan bunları almak zorunda değilsiniz yani. Hakikaten genç, mücadele gücü yüksek Soner mesela ikinci ligde oynuyordu 27-28 yaşlarına kadar ve gelip bu Konyaspor'un üçüncü olan ve çok iyi performans gösteren takımın orta sahası olabildi. Rize'de şimdi Mithat Pala var. Hep alt lig oyuncusuydu. Ee, performans verebildi. Hani bunların canlılığı biraz daha taraftarı çekebiliyor. Yoksa Enzonzi'nin kanı futboluyla falan taraftarı daha çok stat'tan uzaklaştırıyorsunuz. Onu da Anadolu kulüplerine bir <laughs> söylemek istiyorum. Umarım tekrar böyle Konya'da eski tempolu ve güçlü futboluna yeni teknik direktörüyle birlikte geri döner diyorum. Aslında Sergen Hoca'yla çok iyi bir uyumları vardı. Keşke Sergen Hoca'yı ikna edebilip e, getirseler. Tekrar bir canlılık gelir ama o, o iş tabii zor. Sergen Hoca gelir mi? Ge gelmez muhtemelen de. Keşke öyle bir şey e, olsa diyorum. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hafta sonunun sonuna geldik. Gelecek hafta e, önce Cuma günü hafta önünde. Daha sonra da Pazartesi günü hafta sonunda görüşmek üzere. Videoyu beğendiyseniz bana destek olmak için beğen tuşuna basmanızı rica edeceğim. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Boşkar servis, boşkar servis İyi ki varsın yanımda Rahatım çünkü aracım Garanti kapsamında